Bundan yıllar önce Amerika'da buzhanelere sahip olan bir fabrikada yaşanan olayı anlatmak istiyorum size. Tarihe geçmiş çok enteresan vakalardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar çok dikkatli izlerseniz hayatın gizemini anlarsınız. Buzhanelere sahip fabrika veya bu şirket yüzlerce buzhanesi var. Yani arabayla içeriye gidiyorsun, ürünleri bırakıyorsun, çıkıyorsun. O kadar büyük buzluklardan oluşuyor. Şimdi bir tanesi bozuluyor. Bu buzhanenin bir tanesi bozulunca şirket iki tane usta çağırıyor. Ustalar saat 17'de geliriz. Dükkan kapanmadan 17'de 18'de geliriz. Siz dağılırsınız gidersiniz. Biz de çalışırız sabaha kadar. Düzeltiriz, tamir ederiz buzhaneyi diyorlar. Ve herkes dağılıyor. Bunlar da buzhaneye giriyor. Arkadan kapı kapanıyor değerli arkadaşlar. Kapı da ancak dışarıdan açılıyor. İçeriden açılmıyor. İçeride kalıyorlar bu iki kişi. Tamir ederken tabii. Kalınca dışarı çıkamayınca telaşeye kapılıyorlar. Ve üşümeye başlıyorlar birden. Birbirlerine sarılıyorlar. Isıtmaya çalışıyorlar kendilerini. Sabah elemanlar içeri girdiğinde bir bakıyorlar ki buzhanede iki kişi, o usta donup ölmüşler. Dereceye bakıyorlar. Derecede 18 yazıyor. Çok gizemli bir vaka. Polis geliyor tabii. Araştırma yapıyorlar, inceliyorlar. Savcılar geliyor, bilim adamları geliyor. 50'li yıllarda olmuş bir vaka Amerika'da. Çözemiyorlar. Allah Allah diyorlar. Neden bu insanlar burası 18 derece olmasına rağmen donmuşlar? Neden bu insanlar donarak öldü? Donarak ölen insanların alametleri var üzerinde. Neden diye araştırdıklarında nocebo diye bir şey çıkıyor. Bilim adamları nocebo diyorlar. Bir placebo var, bir de nocebo. Nocebo şu demek. Nocebo bu kalem lacivert. Lacivert bana zarar veriyor dediğinde zarar görmeye başlar. Bu kalemi elime aldığımda alerji başlıyor dediğinde alerji başlar. 18 derecelik oda olsa da ben üşüyorum demeye başladığında üşümeye başlar. Bu elma bana alerji yapıyor dediğinde alerji yapmaya başlar. Bunun ismi nocebo. Placebo da bu bana iyi gelir dediğinde, ben su içtiğimde iyileşiyorum dediğinde o su ona şifa verir, iyileşir. Çünkü öyle inanıyordur. Beynini öyle programlamıştır. Yani buna edimsel koşullanma veya koşullanma diyorlar. Koşulladığı zaman insan nasıl inanıyorsa öyle olur. Yıllar önce benim babam bunu sık sık söylerdi. Oğlum yok dersen yok olur. Çünkü bu da nocebo. Sen yok dedikçe o zaman yok olmaya başlıyor. Var dedikçe var olmaya başlıyor. Yani nocebo, placebo. İnsan yapamıyorum dediğinde yapamaz. Eğer istersen başarabilirsin dendiğinde evet Allah'ın izniyle başarabilirim derse, inanırsa gerçekten başarabilir. Dolayısıyla bakmayın etraftaki insanlar ne diyor ne demiyor. Sizi negatif etkiliyorlarsa, sen yapamazsın dediğinde, sen tavuksun dediklerinde kulak asmayacaksın, bırakacaksın. Dinlemeyeceksin onu. Sen kendine inan ve gerçekten inan. Çünkü sen şu söylediğin cümlelerle hayatını şekillendiriyorsun. Bununla alakalı Peygamberimiz bela insanın diline bağlıdır buyuruyor. Yani sen belayı kendi dilinle çekebilirsin. Yani nocebo. Ben üşüyorum deyip de insanlar donuyor, ölüyor. Öyle inanıyor. Neyle alakalıymış? Dille alakalı. Yani hayatını sen şekillendirebilirsin. Güzelleştirebilirsin. Cehenneme de çevirebilirsin. Dolayısıyla artık kendin için karar ver. Ne istiyorsun? İyilik mi istiyorsun? Kötülük mü istiyorsun? Seçim senin kararın. Seçim sana ait. Özgür karar sana ait. Sen karar verebiliyorsun şu dünyada. Ne istiyorsan mümkün. İyi veya kötü. Bu senin elinde. Dolayısıyla bugün nocebo'yu anlattım. Bir de placebo'yu. Öğrenilmiş çaresizlikler, işte biraz önce anlattığımız hikayeyle alakalı. Bu öğrenilmiş çaresizlikten kurtulursan arzuladığın hedefe hızlı ulaşırsın. Yani seni koşulladılar ya, yok dedin, yapamam dedin, olmaz dedin. İşte bunlardan bir an önce kurtulman lazım. Bu negatif koşullanmalardan kurtulmak için beynini başarıya programlamak çok önemli. Biz de zaten yıllardan beri bunu yapıyoruz. Eğitimlerimizle bunu yapıyoruz. Senin beynini başarıya, zenginliğe, bolluğa, berekete, huzura programlıyoruz. Kişinin bir hedefi var, arzusu var. Bir şey istiyor hayatta. O hedefle bizim yanımıza geliyor. Biz yanlış koşullandıysa, yanlış program varsa onlardan nasıl kurtulacağını gösteriyoruz. Ve başarıya programladığımız için kişiyi 3 ayda yaşam kalitesini 2 katı arttırıyor. Ve kısa sürede arzuladığı hedeflere ulaşabiliyor.
Bu mümkün. Binlerce insanda ispatlandı. Başkası yaptıysa sen de yapabilirsin. Buna inanman gerekiyor sadece. Bizim sosyal medya kanallarımızı inceleyebilirsin. YouTube, Instagram. Orada gör bak, kendin gözünle gör. Onlarca, yüzlerce insan başardı. Kendi hayatında neler değiştiğini kendi ağzıyla söylüyor. Ispatlanmış, başarısı kanıtlanmış. O yüzden birisi başardıysa sen de başarabilirsin. Kendine inan ve harekete geç. Sorumluluk al. Yani adım atman gerekiyor. Karar vermen gerekiyor. Çünkü sadece lafla peynir gemisi yürümüyor. Çok iyi anlatıyorsun hocam. Seni çok seviyoruz demek yetmiyor. Önemli olan adım atma. Karar vermek. Karar senin. Özgür karar sana ait. Sana da bu yolda destek olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Hemen videonun altındaki linke tıkla. Formu doldur, gönder. Eğitimlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.